Kanal Of ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Canlı yayında Yüz Yüze Siyaset'te yeniden sizlerle birlikteyiz efendim ve bu haftaki konuğumuz yine avukat sevgili Yahya Demirkol bizlerle birlikte. Hem özelinde siyaset konuşacağız hem de gündemde öne çıkan başlıkları stüdyomuzda değerlendirme fırsatı bulacağız. Sayın Demirkol, hoş geldiniz yanımıza. İyi akşamlar, hoş bulduk tekrar. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler de iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizleri gördük, güzel. Daha iyi olduk efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Az önce söylediğim gibi gündemdeki öne çıkan başlıkları irdeliyoruz nihayetinde ilk bölümde. İkinci bölümde biraz daha Şanlıurfa ağırlıklı yerel siyaseti konuşuyoruz. Tabii. Bu anlamda isterseniz İstanbul Kartal'daki apartman çökmesiyle birlikte yaşanan faciadan her ne kadar yayın yasağı olsa da son can kayıpları var, yeni bilgiler var. Evet. Sayın Yerlikaya'nın İstanbul valisinin açıklamış olduğu can kaybı 10'a çıktı. Maalesef Allah'tan rahmet dileyelim. 10 vatandaşımız hayatını kaybetti o göçükte. Son rakamda 13'te yaralımız var. Dediğim gibi yayın yasağı olduğu için çok derinlemesine bir konuşma yapamıyoruz buradan, ama tabii ki acı bir olay. Evet. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum tabii ki buradan. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah daha fazla ölüm göstermesin inşallah. Amin. Bu vaka. Amin. Şu anda duyduklarımıza sınırlı kalır. Hı hı. Yayın yasağı olduğu için daha fazla konuşamıyoruz, evet, maalesef. Ama tabii ki bunların olmasını hiçbir zaman istemiyoruz. Ama bir olay olmadan önce tabii tedbirlerin mutlaka alınmasında hepimiz her zaman dile getiriyoruz. Bu da bir kez daha dile getirmek için bir sebep olsun, başka bir şey diyemeyiz. Yani şöyle diyelim, bir musibet bin nasihatten evladır denir. Maalesef ama keşke musibet olmadan aslında tedbirler alınsa ve bunları hiç konuşmasak. Evet. İşte Türkiye bu işlere maalesef gebe. Evet. Maalesef öyle. Şimdi bakın, bir o zaman başka biraz hemen konuya az biraz girmiş olayım. Hı-hı. Bir imar affı, evet, gündemde. İşte imar affı ne demek? Kaçak, düzensiz, projesiz yapıların affedilmesi demek. O binanın da 3 i̇şte katının kaçak olduğu. Milyonlarca, bakın, milyonlarca, 3 milyon tane binadan bahsediyorum. Sadece İstanbul'da milyonlarca bina var. Bunlara siz yasal bir kılıf getirdiğiniz zaman bence bu olaylar kaçınılmaz olacak. Diyelim yayın yasağı kalktığı zaman, evet, konuşuruz. Daha detaylıca, evet, bu konuyu gündeme taşımış oluruz böylelikle. Yeniden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ve aynen, bu tarz üzücü vakaların yaşanmaması temennisine bulunalım. Evet, önümüzde bir yerel seçim süreci var. Bununla birlikte de tabii ki ön plana çıkan ekonomi başlığı altında. Çarşıda pazardaki durum malum. Esnafa bir dokun, 1000 a eşit. Vatandaşa bir dokun, 2000 a eşit durumda. Aynen. Nasıl olacak bu iş? Yani şöyle, şimdi mesela diyelim ki işte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere iktidar partisinin bütün işte aktörleri bu işin sanki sadece marketler tarafından, evet, bu hale geldiğini iddia ediyor. Aslında bu bana göre çok böyle biraz da politik argümanlar diye düşünüyorum. Çünkü üreticilerle konuştuğumuz zaman, üreticilerle, mesela ben bugün bir sera üreticisiyle konuştum. Zaten diyor, gübre çok dolarla geliyor, yabancı parayla, dövizle geliyor. Gübre pahalı diyor. Gübre fiyatları... Yani şöyle diyelim, bu bugün ortaya çıkan bir tablo ya da problem değil. Bunun geçmişine dönük baktığınız zaman gün be gün işte üst üste koyduğumuz zaman bugünkü tablo ortaya çıkıyor. Ama şunu da ifade etmek isterim. Yani ben biliyorsunuz objektif ifade ederim. Evet. Bu anlamdaki mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte biz kontrol edeceğiz. Hı hı. Tarladan işte dolaba gidene kadar ki fiyat değişimlerini de dikkate alacağız. Veya işte bununla ilgili varsa suistimaller, bunları cezalandıracağız veya denetimini yapacağız söylemleri de gerçekten etkili oluyor. Bak, bunu da ifade etmek isterim. Evet. Tabii ki bu söylemler belki yapay veya yapay olmasa dahi, yani şöyle yapay derken fiyatların aşağıya gelmesi için belki çok doğrudan etken şeyler değil. Çünkü fiyatlar sadece söylemlerle aşağı gelmiyor, söylemlerle. Ama söylemlerin de ben bu anlamda etkili olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü suistimaller varsa en azından suistimaller engellenmiş oluyor. Diyelim ki 8 lira olan domates pazarda 6 lira düştü. Bakın, evet, %30'luk bir düşüş var. Bu doğru. Ama 3 liraya geri gelmiyor, 4 liraya geri gelmiyor. Asıl mesele bu. İşte onun geri gelmemesinin sebebi ise tamamen ekonomik düzenle ilgili. O da ne demek işte? Üreticinin maliyetleri var. Hı hı. Dolar bugün işte 5-25 seviyesinde. İşte girdiler, gübre, tohum, bütün bunlar biliyorsunuz dolar bazında olduğu için, döviz üzerinden olduğu için. Ama buna rağmen üretici tarladan
ürünü çıkartırken bu fiyatları çıkartmıyor. Yani şimdi biz konuşurken üretici de yanlış anlamasın. Üretici tarladan çıkartırken atıyorum domates işte 2 liraya, 2,5 liraya, 3 liraya satılıyor. Hale gidiyor. Halden tekrar işte pazara ya da markete gittiği zaman o 9 lirayı, 10 lirayı buluyor. İşte bugün mesela benim konuştuğum bir üretici, Serada, Urfa'da ciddi bir üretici. Dedi ki biz 4 TL'ye toplam veriyoruz. Evet. Tabii ben bu fiyatı tam olarak hani şimdi doğru mu diyeyim bilemem ama tabii inanırım her konuşulan konuşan kişiye. 4 TL fakat dedi ki bu pazarda veya markette, pazarda 6 TL, marketlerde de 7-8 TL civarında. Evet. Tabii bu fark işte nakliye, ondan sonra kar payı, belki biraz da ambalaj giderleri ve dolayısıyla vergi giderlerini ortaya koyduğumuz zaman ne kadar normal onu çok iyi tahlil etmek lazım. Ama buna rağmen ben 4 TL'nin aslında yani maliyet anlamında örneğin sadece domates üzerine konuşuyoruz. Bunu pek çok ürün üzerinde konuşabiliriz. O asıl olan maliyetleri düşürmek. Yani o maliyetler özellikle tohum, gübre ve dolayısıyla tabii işçilik giderleri de çok yüksek. Ama işçilik giderlerini nihayetinde biz döviz ödemediğimiz için Türkiye şartlarında ve çoğu zaman da işçilik giderleri bu tür yerlerde onu da sordum. Hı hı. Asgari ücretin altında olduğu için bu anlamda asıl sorun üretimin temel gideri olan gübre ve tohum giderleri ve diğer giderler. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı son AK Parti grup toplantısına yaptığı konuşmada artık son çare olarak vatandaşa bu ürünleri belediye eliyle satışının yapılacağını düşük maliyetlerle hatta tarladaki o satılan ürün fiyatlarıyla birebir üstüne kar marjı koymadan vatandaşlara satılabileceği yönünde bir gerekli adımın atılacağını bugün de Sayın Bakan Albayrak bu yönde bir açıklamada bulundu artık son çare olarak. Sizce bu fiyatları biraz etkiler mi? Etkiler ama ne kadar gerçekçidir, ne kadar hayat bulabilir tartışma konusu. Çünkü neden? Diyelim ki pek çok kente ürünler başka kentten gidiyor. Yani her kent üretim yeri değil ki. Yani Urfa'da tamam diyelim ki üretim var. Hani sera anlamında. Kış için bakacak olursak. Evet. Ama bazı ürünler dışarıdan geliyor. Şimdi dışarıdan gelen ürünlerin belediye tarafından bir yer tanzim edilerek satılması biraz hayatın gerçeğine aykırı. Pazarlar var, marketler var. Hı hı. Örneğin. Şimdi diyelim ki Antalya'dan bir ürün geliyor. Mesela. Mersin'den ürün geliyor. O ürünü belediyenin gösterdiği bir yerde o üreticinin satması bir kere yani hayatın olan akışına aykırı. Burada biri olacak bu kez. O kar payı, o nakliye yine üzerine gelecek. Bence bütün mesele üretim maliyetlerini azaltmak. Evet. Mazot, gübre, sorunu tohum. Kökten çözecektim. Tabii, o manada indirim olmadığı sürece yani o şeylerde, maddelerde onlarda indirim olmadığı sürece fiyatlar düşmez diye düşünüyorum. Tabii ki o aradaki makas azalabilir. Bakın. Söyledim. Dedim ki 8 TL olan domates 6 TL'ye indi. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra. Yani %30 ciddi bir indirim. Ama yeterli mi? Değil çünkü ekonominin temel kuralları var. Temel kurallar neler? Maliyetler, bütün maliyetler, üretim maliyetleri, vergi maliyetleri, işçilik giderleri vesaire, kar payı. Siz o üretimdeki giderleri azaltmadığınız sürece satışla bu işi halledemezsiniz sadece. Evet. Yani benim bu konuda söyleyeceğim bu. Ama tabii ki vatandaş, asıl mesele şu aslında, kazanç, işsizlik. Bakın asıl mesele o biraz. Asgari ücret, çalışanların aldığı ücretler. İşsizlikten yani bizim aldığımız ücretler. Nihayetinde tabii. Geçtiğimiz gün Tokat'ta İşkur üzerinden alım yapılacak bir toplum yararına çalışma programı kapsamında noter huzurunda bir çekim var Tokat'ta. Kadının bir tanesinin ismi çıkmamış ve defalarca işte İşkur'a başvurduğunu söylüyor. Açım diye bağırdı orada. O beni ciddi anlamda etkiledi. İşsizlik had safhada. Nihayetinde Şanlıurfa'da da, Türkiye'nin en geniş nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da da tablo bu şekilde. Nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz grup toplantısında Şanlıurfa'yı işaret ederek işsizlik üzerinden hükümet eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin en genç nüfusu Urfa'da, Şanlıurfa'da. Biz burada yaşıyoruz. 2 milyonun üzerinde nüfusumuz var biliyorsunuz. Türkiye'nin 8. çok yani nüfusuna sahibiz. Nüfus sıralamasında Türkiye'de 8. sıraya geldik. Gaziantep'i geçtik. Evet. Şimdi böyle bir nüfus ama genç bir nüfus. Yaş ortalamamız ortalama 18. Yani 18.3-18.4 civarında seyrediyor. Ve bu ortalama doğum oranının fazla olması dolayısıyla bu ortalama düşüyor. Bakın yaşı 40 olan mesela Sinop'ta 40. Türkiye'nin yani nüfus aritmetiğine baktığımız zaman ama yani demografik yapıya baktığımız zaman ama Urfa'da, Şanlıurfa'da nüfus ortalamamız 18.3 yaş ortalamamız. Çok genç bir nüfus var. Genç işsizliğin
en fazla olduğu il Urfa. Milli gelirden payını en az alan illerden bir tanesi Urfa. Bakın, bankadaki kişi başına düşen mevduat oranının en düşük olduğu il Urfa. Ama burada yardımlaşma, aile dayanışması, işte bir takım yardımlaşma, yardım kuruluşları, kurumları, sosyal yapımız belki de bazı şeylerin önüne geçiyor. Yoksa Türkiye'nin en fakir kentlerinden bir tanesi. Herkes diyor ki Urfa'da para çok. Olabilir bakın. Hani tarımdan dolayı girdi olabilir. Hı hı. Son dönemde turizmde gelirler çok ciddi artıyor. İnşallah bu sene Göbektepe ile beraber bu çok daha da artacak. Urfa için umudum. Tabii bütün ülke için aslında umudumuz ve beklentimiz bu. Ama gerçeğe baktığımız zaman bu kentte para veya işte böyle zenginlik belli bir kesimde. Ama halkta ciddi anlamda bir yoksulluk var. Ciddi anlamda işsizlik var. Yoksulluk sınırı bakın 3000 TL'nin üzerinde 4 kişilik bir aile için. Ama 2000 TL'ye asgari ücrete bir iş başvurusu aldığınız zaman binlerce insan, hani Siverek'te geçen hafta hatırlıyorsunuz. Evet. Bir işte herhalde 30 kişi bile 50 kişilik bir iş kadrosu için binlerce insan kuyruğa girmişti. Yani ülkenin hali bu. Tabii ki şimdi bu hani bir kereden çözülecek bir sorun değil ama çok ciddi ekonomik tedbirler, planlamalar ile bunların aşılması gerekiyor. Yani şimdi bunu bir kereden böyle bir sihirli değnekle halletmek mümkün değil. Evet. Üretimi artırmak gerekiyor. Üretimi. İşte bu işsizlik problemi başka toplumsal olayları da içerisinde barındırıyor. Yine dikkat çekeceğim bir konu. Şanlıurfa'da bir gün içerisinde 3 kişi intihar ediyor. Evet. Şimdi bunun tutulacak başka bir yeri yok. Yani ciddi iflaslar var. Kongo'da dolar çok ciddi boyutta, biliyorsunuz Türkiye'de bu çok ciddi boyuttaydı. Evet. Yani her geçen gün iflas haberleri duyuyoruz. Yani ekonomi bu anlamda çok maalesef, hani her ne kadar böyle göstergeler, işte faizde düşüş var, bu sevindirici. Evet. Ama işte faizdeki düşüşün yapay olmaması lazım. Yani ekonominin kendi doğal seyrinde olması lazım ki enflasyonda düşüş olabilsin. Evet. Aynı zamanda dövizde yükseliş olamasın. Şimdi şu andaki düşüş biraz stagflasyon denen, yani durgunluk denen aslında ekonomik ortamdan kaynaklı. Ne demek? Yani şu anda üretimde durgunluk var. Bu çok tehlikeli bir şey aslında ekonomi için. Yani her ne kadar devalüasyon, enflasyon gibi bir takım aslında ekonomideki işte yüksek anlamda alım gücünün olması sorun ise de durgunluk denen stagflasyon da çok ciddi bir sorun. Şu anda ekonomi üretim anlamında çok ciddi anlamda durmuş. Dolayısıyla her ne kadar cari açıkta bir azalma, yani nedir cari açık, böyle hani bizi izleyenler biliyor ama söylemekte fayda var. Yani ithalat ve ihracat arasındaki açıktan bahsediyoruz. İthalat azalmış. Azalmış ama ihracatı artırmak gerekiyor. Bu yüzden üretimi artırmak gerekiyor. Ve cari açığın aslında doğrudan ekonomiye etkili şekilde azalması lazım. Yoksa durgunluktan kaynaklı mal alamıyor, döviz pahalı diye bu anlamda cari açık azalıyorsa bu çok ciddi bir sıkıntı. Aslında mal alınması lazım. Yani bugün diyelim ki bu ay için örneğin 40 milyar dolar civarında bir alım söz konusu ise ithalat anlamında, bu keşke 100 milyar olsa, 100 milyar dolar olsa, yani bizim öyle bir alım gücümüz olsa ve onu alabilsek, ama keşke bunun iki katında da ihracat yapabilsek. Yani biz aslında bırakın cari açığı, daha fazla artımız olsa diye düşünüyorum ama maalesef gündemimizde, bakın dikkat edin, iki aydan beri gündemde işte IMF, yani IMF'den borçlanma. Evet. Tabii ki hükümet kanadından bu sürekli olarak yalanlanıyor. Hı hı. Ama ekonominin bazı böyle işte otoriteleri de bu mutlaka gerekli. Çünkü çok ciddi anlamda likidite sıkıntısı var. Yani ama kaynak sıkıntısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da o kapı kapanmıştır Türkiye için. Tabii. Ya elbette ki biz, bu ülke bizim. Bu halk bizim. Yani bunu başka türlü konuşmanın manası yok. Biz ister miyiz ki bu ülke borçlansın? Ben zaten hani bunu istemem, umut da etmem. İnşallah da dedik yani olmaz böyle bir şey. Yani biz o günleri yaşamak istemiyoruz. Bunları yaşadık. Ama real bir takım, yani gerçek olan bir takım unsurlar var. Ve siz buna sadece söylemlerle karşı koyamıyorsunuz. Onun altını doldurmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Her zaman konuşuyoruz. Bu ülkede gerçekten insanların çok daha fazla güveneceği, yabancıların daha fazla güveneceği ekonomik, dolayısıyla hukuksal ve sosyal bir ortam oluştuğu anda yatırımcı buraya gelebilir. Yatırımcıyı buraya çekmek gerekiyor. Burada üretimi artırmak gerekiyor. Gerek yerli üretimi, elbette ki bizim insanlarımızın üretimini artırmak gerekiyor. Ama aynı zamanda da artık dünya ekonomisi maalesef böyle bir bütün ve global. Yabancı yatırımcının buraya gelmesi ve ekonominin canlanması, eski güven ortamının, yani AK Parti döneminde de bu oldu bakın. Hı. Çok ciddi büyüme rakamlarını yakaladık. Ama bunlar reel büyüme rakamıydı ve topluma yansıyan büyüme rakamlarıydı. Yani şu anda diyelim ki yıllık %7 olması gereken olan büyüme rakamları
Bugün işte şu anda onu göremiyoruz. Ama en az %5,5 ile yerinde sayıyorsunuz. Yani büyümedeki rakamların artması lazım ekonomide ki bu halka yansıyabilsin. Ama işte bahsettiğimiz temel gıda maddelerine dahi çok ciddi oranda bir enflasyon söz konusu. Bunun evet bir kısmı gerçekten hani kar amaçlı, işte spekülatif ya da işte depo vesaire ve sezondan, mevsimden kaynaklı olabilir. Hani işte bazı ürünler sera ürünleri bunlar. Evet. Ama kış ürünleri pahalı. 3 tane tel dediğim bile 3 tane küçük maydanoz bir tel olmuş. Üzerine bir de tabii ki Antalya bölgesinde yaşanan işte o aşırı yağışlar, seller. Ya bu dönem Urfa'da da çok etkili oldu biliyorsunuz. Yani Allah çiftçimize yardım etsin. Evet. Tabii bütün herkese. Çoğu pamuk hala tarlada kaldı. Yağmurdan kaynaklı olarak pamuklar hala yerde inanın. Evet. Çok yani %40'a yakın yani evet. Pamuğun yerde olduğu söyleniyor. Ve rekolte düştü. Evet. Yani diyelim ki bir dönüm tarladan 500 kilo 600 kilo ürün alan çiftçi, pamuk alan çiftçi bugün bu yağmurlar dolayısıyla, yağışlar dolayısıyla tabii onda bir etkisi oldu. 300 kilo, 250 kilo, 200 kilo hatta bazıları pamuğun cinsine göre çok daha ciddi anlamda rekoltesini düşürmüş durumda. Bu da tabii bizim Urfa açısından da elbette ki ülke açısından da ekonomiye çok ciddi zarar veriyor. Evet. Hali hazırda Şanlıurfa'yı konuşmaya başlamışken gün geçmiyor ki Kanal Urfa Haber Merkezi'ne elektrik problemiyle ilgili vatandaş bir şikayetini iletmesin. Bir taraftan elektrik kesintileri, bir taraftan yüksek gelen faturalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de Bahçelievler bölgesinde trafo patlaması sonucu bildiğiniz üzere 5-6 araç orada trafo etrafında zarar gördü. Büyük çaplı zarar gördü. Bir iş yerinde, iki iş yerinde, bir evde nihayetinde yine trafo patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Tam da bu noktada ertesi gün yine ayrı bir yerde yine trafo patladı. İşçi ağır yaralandı. Elektrik problemi hali hazırda nereye doğru gidiyor? Yani biz bunu defalarca konuştuk. Bunu tabii ki elbette ki bu işin sorunları bizden çok daha iyi biliyor. Evet. Ama Urfa'ya baktığımız zaman Urfa özelinde, Şanlıurfa özelinde bu sorunun iki tane temel sebebi var. Elbette ki temel sebep buradaki yöneticilerin bütün tabii ki aslında hepimizin bu anlamda yeterli tavrı koyamamız. Bunu söylüyorum. Ancak Urfa'ya baktığımız zaman dedik ki elektrik iletimi TİAŞ bölgesi Gaziantep'te, elektrik dağıtımı DEDAŞ bölgesi Diyarbakır'da. Biz Urfa'da işte iletimin Gaziantep'te olduğu, dağıtımın Diyarbakır'da olduğu bir yapının ortasında bu kadar ciddi sorun yaşıyoruz. Ne demek bu şimdi? 19 tane dağıtım merkezi var deniliyor Urfa için. İletim geliyor Gaziantep'ten. İletim hatlarına dağıtım hattından sorumlu olan DEDAŞ denen müessese şirket müdahil olamıyor. Çünkü iletimden orası sorumlu. TİAŞ tabii Türkiye genelinde bir kurum ama bölgesi Gaziantep'te. Evet. Bütün arızaya ancak onlar müdahale edebiliyor. Bakın hatların yenilenmesine, eksiklerine. Bunlar dağıtım merkezine geldi. Urfa'da dağıtım merkezine. Bunların dağıtılmasında ise diğer müessese, özel şirket, DEDAŞ sorumlu. Onların da ciddi arızalarında Diyarbakır'dan ekip geliyor. Diyarbakır'dan veya onların da yenilemede Diyarbakır bölge olarak karar veriyor. Çünkü bölge orası. Evet. Urfa'nın talihsizliği burada aslında. Bütün bu şebekelerin, bu hatların tamamının gözden geçirilip yenilenmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi Urfa'nın en merkezi yerinde bahçeli evlerde bir trafoda yangın çıkıp evet. Araçlar yanıyor ve insan hayatları maalesef riske giriyorsa çok ciddi bir sorun demektir bu. Gün geçmiyor ki bakın her gün Urfa'nın her semtinde elektrik kesintisi var. Evet. Böyle bir yaşam olur mu? Yani şimdi 2019 uzay çağı, insanlar işte Mars'ta yaşamı konuşuyor, ayda yaşamı konuşuyor. Biz daha kendi kentimizde elektrik enerjisine sahip olamadığımız için yeterli oranda elektrik enerjisini kullanamadığımız, daha doğrusu işte bize iletilmediği için sorun yaşıyoruz. Yani söyledik Urfa'nın en merkezi yerleri. Ya en merkezi yerlerinde her gün elektrik kesintisi var. Parça parça kullandığımız elektrikten de tam vergi ödüyoruz ama onu da söyleyelim. Tabii canım faturalar zaten artık olacak gibi değil. Yani normal bir evde, öyle 4 kişilik bir evde elektrik faturası 150 TL civarında. 150 TL. Bakın evet. Asgari ücret 2000 TL. Dünyanın hangi tarafında yani yaklaşık %10 civarında elektrik faturası ödeniyor.
Ya bu kadar ciddi onda şu kaçak bedeli, TRT bedeli, şu bedeli, işte ondan sonra bu derken bir de dağıtım. Ya siz zaten dağıtımı düzgün yapıyorsunuz ki iletimleriniz doğru değil. Keşke öyle her gün olabilsek her gün. Evet. Yani tabii çok ciddi sorun var. Bu sorunun üzerine aslında hep beraber, ben daha hep söylüyorum, sürekli konuşuyoruz aynı şeyi. Bu kentin, bakın bizim bu konuşmalarımız sanki böyle bir muhalefet anlayışı gibi algılanabilir. Ama elbette ki talepler muhalif gibidir biraz. Ama hiçbir şeye muhalif değiliz. Sorunların giderilmesine taraf, sorunların da kalmasına muhalifiz. Aslında mesele bu. Burada iktidarı, muhalefeti, sivil toplum örgütleri, bakın vatandaşı, kanaat önderi, herkes hep beraber aslında bu konu için gerçekten bir araya gelse, gerçekten aman efendim buradan şu zarar görür ya da şu yarar görür diye düşünmeden, bakın sorunu gidermek anlamında bir araya gelirsek ve bunu iletirsek ben sorun çözülür diye düşünüyorum. Siyaseti konuşalım ve ilk bölümü noktalayalım isterseniz. Son günlerde Abdullah Gül ve Ali Babacan üzerinden yeni bir parti kurulabileceği iddiaları, hatta partinin logolarının bile logosunun dahi hazır olduğuna dair iddialar var. Sosyal medya üzerinden de çeşitli gazetelerde de bu iddialar gündeme geldi. Yerel seçimler sonrasında böyle bir partinin açıklanacağı, kurulacağı iddiaları var. Bu iddiaları Mayıs, nasıl değerlendiriyorsunuz? 55 vekil diye, evet, değil mi? Konuşulan iddialar var. Yani tabii şöyle, ben bunun biraz yerel seçimler öncesinde muhalif kanat tarafından da üretilmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihayetinde yani neden yerel seçimler sonrasında? Tamam, siz partiyi kurarsınız. Eğer iktidar olma sahikiyle, amacıyla ortaya çıkan bir yapı iseniz çıkarsınız. Hatta yerel seçimlerde de insanlar aslında bir anlamda umut olursunuz. Bir anlamda insanlara güven verirsiniz, cesaret verirsiniz aslında. Evet. Ben bunu, yani tabii şu an için düşüncemi söylüyorum. Duydum, okudum. Ama ben bunun çok böyle gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki bu olmayacak anlamına gelmez. Demokrasilerde her zaman için insanlar bir araya gelmeli, siyasal partiler oluşturabilmeli, Türkiye'nin, ülkenin, neyse oldukları ülkenin sorunlarına çözüm ve yönetime talip olmalılar, olabilmeliler aslında. Ama şu an için yani benim gördüğüm daha çok biraz seçime dönük olarak bir propaganda mahiyetli bir şey diye düşünüyorum. Evet, bununla birlikte ilk bölümü noktalayalım sevgili izleyenler. Ama onun öncesinde sosyal medya üzerinde bugün ve çeşitli internet sitelerinde yer alan bir haber vardı. AK Parti Haliliye Belediye Başkan adayı Sayın Mehmet Can Polat'ın seçim sloganı Haliliye için canla başla Sayın Demirkol. Bununla birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Nur Aktaş'ın sloganı da, billboardlarda yer alan sloganda Bursa için canla başla. Bir kısım işte der ki Sayın Aktaş'ın Can Polat'tan bu sloganı aldığını, bir kısımda Sayın Can Polat'ın bu sloganı canla başla ifadesini Sayın Aktaş'tan aldığı yönünde görüşlerini beyan etmişler. Şöyle de ben dikkatleri bu tarafa çekmek istiyorum. Kendisi anne tarafından da akrabamdır. Amasya Merzifon Belediye Başkanı ve adayı. Alp Kargı'nın seçim sloganı Merzifon için canla başlanır. Mevcut başkan ve adayı. Onun için o ondan almış, bu bundan almış. Canla başla kelimesini de ilk kullanan ve hali hazırda kullanmaya da devam eden Merzifon Belediye Başkanı ve adayı Cumhuriyet Halk Partili Alp Kargı'dır diyelim. İlk bölümü noktalayalım. İkinci bölümde az sonra yeniden buradayız. Kanal Urfa ekranlarında Yüz Yüze Siyaset kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor sevgili izleyenler. Hatırlatalım, stüdyo konuğumuz avukat sevgili Yahya Demirkol bizlerle birlikte. İlk bölümde gündemde öne çıkan başlıkları irdeledik. İkinci bölümde ise ağırlıklı olarak Şanlıurfa siyasetini konuşacağız. Sayın Demirkol, çatı adayıyla başlayalım isterseniz ikinci bölümümüze. Nihayetinde Sayın Sebahattin Cevheri'nin yarın basın toplantısıyla ismini açıklaması, işte duyurması kamuoyuna bekleniyor. Çatı adayı diyoruz ama hangi partiler yer alacak? Kimlerin desteği var? Kimler destek verecek, kimler gönüllü destek verecek, kimler gönülsüz destek verecek, kimler ön planda destek verecek, kimler arka planda destek verecek, biraz konuşalım. Evet. Ben tabii ki öncelikle Urfa'ya başlamadan önce bu çatı adaylığına ve Urfa'daki aday sürecine, adaylık sürecine, yerel seçimlere, Türkiye'de İstanbul'da, İstanbul'un çok önemli bir ilçesinde Kadıköy'de
Urfalı bir hemşehrimiz, avukat Şerdil Dara Odabaşı, aday, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı. Benim de çok sevgili dostum, Sivedek Belediyesi eski başkanı, Lami Odabaşı'nın da kendisi kardeşi, meslektaşım avukat Şerdil Dara Odabaşı. Ben onu hem tebrik ediyorum bir Urfalı olarak, gerçekten hoşumuza gidiyor. Ve başarılar diliyorum. Zaten Kadıköy'de CHP çok güçlü. Muhtemelen Kadıköy Belediye Başkanı olacak. Ve orada yüzümüzü daha fazla ağartmasını temenni ediyorum. Yani hangi partiden olursa olsun böyle bir hemşehrimi başka bir yerde gördüğüm zaman ayrıca gururlanıyorum. Bunu paylaşmak istedim. Mutlaka izleyicilerimizin çoğu biliyordur. Evet. Ama ben de buradan bir kez daha böyle dile getirmek istedim. Bizler de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet, inşallah öyle. Urfa'ya geldiğimiz zaman zaten Urfa'da iktidar partisi bütün ilçelerde adaylıklarını açıkladı. İşte Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Merkez 3 ilçeye baktığımız zaman daha önceki başkanlardan Karaköprü'de Metin Baydeli devam ediyor adaylığı, mevcut başkan. Evet. Ancak Halilye ve Eyüpiye ilçesinde eski başkanlar yerine Eyüpiye'de Mehmet Kuş, İl Genel Meclisi eski başkanı, eski milletvekili rahmetli, Allah rahmet eylesin, Mustafa Kuş'un da oğlu, Mehmet Kuş aday Eyüpiye'den. Halilye'den de AK Parti ilçe başkanı, Halilye ilçe başkanı Mehmet Can Polat aday. Diğer ilçeleri tek tek saymaya gerek yok. Zaten hani fırsat kalırsa zaman içerisinde sayarız. Çatı içinse işte aylardan beri daha önce milletvekili yapmış, gerek bağımsız olarak milletvekilliğini kazanmış, AK Parti'de milletvekili yapmış, fakat daha sonra AK Parti'den istifa etmiş. Daha önce Doğru Yol Partisi'nde il başkanlığı yapmış, Şanlıurfaspor'da başkanlık yapmış, Sabahattin Cevheri'nin adı zikrediliyordu, aday olacak mı, olmayacak mı diye. Ancak bugün benim de aldığım duyum, hatta dün ve bugün için bir çatırdama, çatıda çatlak, çatıda patlama, böyle bir takım Urfa'da yorumlar söz konusuydu. Fakat bugün benim de yerel medyadan ve tabii ki çok daha yakın, bizzat belki de görüşen dostlarımızdan duyduğum, edindiğim bilgi, yarın saat 2'de bize düşen açıklama gelen Haran Oteli'nde, hatta yani söylemekte abes yoksa artık söyledik. Söyledik orada, hatta bir basın açıklaması ile çatı adaylığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı için denkleri vereceği yönünde. Süreç uzadığı için mi aslında bu iddialar gündeme gelmiş olabilir? Bence tabii ki hem ondan kaynaklı olarak, hem de benim anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Sayın Sabahattin Cevheri özellikle 3 merkez ilçe için bütün yetkinin, meclis üyelikleri dahil, görev eğer alırsa, halk tarafından kendisine görev tevdi edilirse, görev süresinde de bağımsız durmayı istiyor. Peki var mı size gelen isimler? Şey için mi? Belediye meclis üyelikleri için mi? Yok, belediye başkanları için. Tabii, belediye başkanları. Onu söyleyeceğim şimdi. Önce ben Sabahattin Bey'den bahsedeyim biraz bu konuda. İşte orada diğer partilerle tabii ki kolay değil, bakın şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi bu işin içerisinde hem katalizör durumda, böyle bir anlamda bu çatıyı, ittifakı merkezde Urfa için, yani tabii bütün ilçeler dahil sağlamak için çok ciddi anlamda emek verdiler. Sayın Aydınlık da koşulsuz destekleyeceklerini belirtti hatta. Aynen öyle. İl Başkanı Hayrettin Bey hakeza bu konuda gerçekten çok ciddi emek verdi. Yine Saadet Partisi bu işin bir tarafında çok ciddi anlamda onlar da emek verdiler. Ama tabii ki belki de emek vermeden en büyük katkıyı sunan bu ortamda, bu pozisyonda Urfa'da İktidar Partisi'nden sonra en büyük oya sahip olan HDP'nin de çok ciddi emeği de vardır mutlaka, ama emekten çok fedakarlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 300 bine yakın, 260 bin oy alınmış 24 Haziran seçimlerinde. Genel başkanlar tutuklu, vekiller tutuklu, belediyelerinde kayyum var, bakın. Şimdi bunları açık ortaya koymak lazım. Evet. Ama buna rağmen Urfa'da 260 bin oya sahip bir partinin çatıyla ilgili bu anlamda ve talep olmadan özellikle merkezde, çünkü Sabahattin Bey'le benim anladığım konu daha çok Sabahattin Bey bağımsız durmak istiyor. Hiçbir şekilde kendisinin yapacağı işe, işte belediye meclis üyeliklerine, dolayısıyla ilçe belediye başkan adaylıklarına kadar kimsenin karışmamasını istiyor diye biliyorum ve tartışmanın biraz da buradan dolayı uzamış olduğunu biliyorum. Yani biliyorum derken duyuyorum, ama bana söyleyen kaynaklar, insanlar bu konuda gerçekten sözüne güvendiğim. Peki Sayın Cevheri, HDP'nin izlediği yola, siyasi söylemlerine karşı olan vatandaşların gönlünü sizce nasıl alacak? Şimdi şöyle, bir kere bu bir yerel seçim, bir belediyecilik anlamında aslında bir seçim. Elbette ki Türkiye'nin genel siyasetinden bağımsız bir siyaset %100 olarak kopuk olmaz. Ama
Biliyorsunuz yerel seçimlerde adaylar, projeler, vizyonlar bunlar çok daha önemlidir yani yerel seçimde. Hani genel seçimde bir milletvekili seçildikten sonra çok fazla bağımsız ve özgün iş yapamaz. Çünkü genel başkanın, parti genel başkanının beklentisi, partinin genel siyasi duruşu, yapısı bellidir. Ve ancak bu noktada milletvekili çok küçük katlarda bulunabilir. Hele bizim sistemimizin değişmesinden sonra, yani cumhurbaşkanlığı sistemine geçirme, yani başkanlık sistemine geçirdikten sonra vekilin pozisyonu biraz daha zayıfladı. Eski gücü yok. Yani çok daha aktif. Biraz daha değil, genel çok zayıfladı. Yok. Tabii yani çok ciddi anlamda sadece yasa yapmakla daha çok görevli. Büyük görev orada, yasa yapmak. Yani dediğim gibi bir kere bakanlar kurulu dışarıdan seçiliyor. Evet. Bakanlara soru sormak, bakanları denetlemek gibi bir görev yok bu anlamda. Yürütme yasamadan keskin bir şekilde ayrıldı. Yani şimdi bugün parlamenter sistemde de böyleydi biraz. Ama başkanlık sisteminde keskin, katı bir şekilde ayrılık söz konusu olduğu için vekilin bu manada belki de en doğru olan, bakın bunu tartışabiliriz, ben bunu tartışırım. Belki de en doğru olan diyebiliriz. Görevi daha çok yasa yapmakla şu anda sınırlı. Büyük oranda. Ancak ve anayasadaki bir takım görevleri var. Fakat belediye başkanı ise bakın gelen bütçeyle birlikte çok geniş anlamda icra kabiliyetine ve yetkisine sahip. Yani siz burada elbette ki Türkiye bir hukuk devleti. En azından yani biz hukuk devleti olmasını çok istiyoruz. Fakat yasalar var, sınırlamalar var ama o sınırlar içerisinde kendi projelerini, kendi programlarını, kendi vizyonunu ortaya koyabilecek kapasiteye sahip. Yani bir anlamda küçük bir ülke gibi. Yani o gelen bütçe, ildeki bütçeyle, meclis üyeleri ile birlikte Urfa'ya belediyecilik anlamında, belediye kanununda olan görevlerle ilgili çok fazla şey sunabilecek kapasitede. O yüzden bir partinin genel siyasi anlayışının yerelde yani mutlaka etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Çok etkisi olmaz. Kaldı ki bugün bu bağımsız adaylık söz konusu olduğu için bir, yani bağımsız derken partilerin üzerinde bir çatı söz konusu olduğu için bir tarafı çok zor, diğer tarafı kolay. Zor olan tarafı ne? Bir kere 3-4 tane siyasi partinin beklentilerini en azından belediyecilik manasında beklentilerini ortaya koymak kolay bir şey olmayabilir. Ancak görüşmeler sırasında, ittifak sırasında kişinin kendi gücü, kendi tavrı çok önemli. Benim bugün duyduğum Sayın Sabahattin Ceveri'nin bu noktada çok kararlı olduğu, kendi programını, kendi projesini uygulamak için direttiğini ve bu konuda da son tahlilde bunu elde ettiği yönünde. Yani diğer partiler, bu çatıdaki partilerin hiçbir tanesi Sayın Sabahattin Ceveri'nin programına, projesine, ekibine müdahale edemeyecek düzeyde. Gördüğüm elbette ki fikirler alınır. Bakın fikir alınmaz değil. Benim anladığım fikirler alınabilir. Ama karar vereme yetkisi en çok Sayın Sabahattin Ceveri'de. Şeye gelecek olursak ilçe belediye başkanı adaylıklarına. Evet. Şimdi zaten 3 merkez ilçe için özellikle Sayın Sabahattin Ceveri'nin çok daha etkin ve güçlü olduğu, tabii ki diğer ilçelerdeki adaylar da temas içerisinde olacağı ama en büyük etkinin ve yetkinin 3 merkez ilçe olduğunu biliyorum. 3 merkez ilçe için pek çok isim var. Ancak Karaköprü'de 2 isimin yarıştığını, bu çatı adaylığında en çok 2 ismin gündeme geldiğini en son olarak, yani en başta çok isim gündeme gelmiştir. Ama en son Sayın Sabri Yetim, AK Parti'den adayıydı. Evet. Avukat Sabri Yetim. Kendisi benim sevgili dostum. Ve Esum Saatçi Aslan. Evet. Hem eğitimci, hem bir iş kadını. Biliyorsunuz onun ismi gündemdeydi ama en son benim duyduğum, bildiğim ve bildiğim Esum Saatçi Aslan'da karar kılındı. Kendisi çok gerçekten başarılı. Hem iyi bir eğitimci hem iyi bir iş kadını. Onun da Karaköprü'den aday olması aslında seçime çok ciddi bir renk getirecek. Kadın bir aday. Bakın çok önemli. Orada tabii karşısında deneyimli bir başkan var. Sayın Metin Baydilli. O da bizim hani sevgili dostumuz. Ama güzel, iyi bir yarış olacak, demokratik bir yarış olacak diye düşünüyorum. Artık orada vizyon, proje, halka temas, evet. Elbette ki ülkedeki genel sorunlar etkili olacaktır seçmenin iradesinde. Ama Karaköprü çatı adaylığında İbre'nin 3 merkez ilçe söylüyorum, en yakın olduğu ilçe. Yani fark çok büyük değil. Evet. Diğer 2 ilçeye göre Haliliye ve Eyüp ilçesinde
makas biraz daha fazla. Hı hı. Yani AK Parti adayına dönük makas biraz daha fazla ama bu kapanmaz demiyorum sakın adaylar için. Ve tabii ki demokrasinin mantığına ters düşer. Ama Karaköprü'de yine biraz daha yakın. Yani orada 110 küsür bin, yani 114 bin oy olması lazım. Oy var. Orada çatı adaylığının adaylarının toplamı ile iktidar arasındaki fark, yani 10 bin oyun dönmesiyle, yani 20 bin üzerinde bir oy var ama 10 bin oyun değişimiyle, yani çatı adaylığına gelmesi durumunda seçimin rengi o da değişebiliyor. Bu mesela Halil'de daha fazla. Halil ilçesine baktığımız zaman orada 30 bin civarında bir oyun değişmesi lazım. Yani 30 bin oy fark değil. 30 bin oyun diğer taraftan çatı adaylığı tarafına geçmesi lazım. Aynı şekilde Eyüp ilçesi için de aynı şey geçerli. Bütün büyük şehri değerlendirdiğimiz zaman, biraz böyle çok belki hızlı anlattım ama büyük şehri değerlendirdiğimiz zaman ve 24 Haziran seçimlerine baktığımız zaman, 24 Haziran asla ölçüt değil. Çünkü 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir ekonomik sıkıntı ve kriz yaşandı. Hala krizin etkileri sürüyor ve seçmen iradesi bu anlamda bana göre etkilenmiş durumda. Ama biz 24 Haziran'ı baz alacak olursak orada iktidarın, yani AK Parti ve MHP'nin, yani Cumhur İttifakı'nın oyu 3'te 2 civarında. Ben... Ama işte ittifaklar söz konusu olduğu için partilerin ne kadar oy alabileceği noktasında herhangi bir tahminde bulunmak zor olacak. Zor. Ancak ben aritmetik olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi orada Cumhur İttifakı'nın oyu yaklaşık olarak bakın diyorum 3'te 2 civarında. Yani 2/3. 3 oyun, ikisini Cumhur İttifakı almış, bir oyunu HDP, CHP, Saadet, İyi Parti almış. Ortalamasını söylüyorum bu işin. Şimdi bu ne demek? Büyükşehir'de 1/6 oyun, bakın 1/6, 6'da 1 oyun Cumhur İttifakı'ndan diğer tarafa, yani çatıya. Vallahi Sayın Bahçeli'nin hesapları gibi oldu, benim kafam karıştı. Çok kolay. Bakın şöyle söyleyeyim. 1.050.000 civarında bir oyunuz var değil mi bizim? Evet. 900.000 oyun kullanılmasından bahsediyoruz. %85 orandan bahsediyoruz değil mi ortalama olarak? Evet. Kaç oy yapacak bu? 900.000 oy ortalama. Yani yuvarlak söylüyorum ki bizi izleyenler de çok rahat anlasınlar diye. Bu şu demek. Bunun yaklaşık olarak 550.000'i, bakın 550.000'i, 570.000'i Cumhur İttifakı'nda 330.000 civarında oyda toplamda, yani HDP, Saadet, CHP, İyi Parti ve diğerleri diye sayacak olursak bunlar da yaklaşık olarak işte tamamı 3'te 1'e tekabül ediyor. O da Millet İttifakı artı HDP'de. Burada en çok oy HDP'nin biliyorsunuz. Şimdi bu aritmetikte yaklaşık 150 bin oyun, yani 6'da 1 oyun, bakın 150 bin oyun Cumhur İttifakı'ndan, yani AK Parti ve MHP İttifakı'ndan 24 Haziran'a göre diğer tarafa geçmesi durumunda, oyların değişmesi durumunda bu seçimin rengi değişebiliyor. Şimdi ilçeler bazında baktığımız zaman bu iş başlangıçta 150 bin oy çok ciddi bir oy diye görünebilir. Ancak Haziran'dan sonra yaşanan demin söylediğimiz ekonomik sıkıntı bir. Ceveri'nin, Sayın Sabahattin Ceveri'nin mutlaka ki performansı, iletişimleri, AK Parti'nin ilçe adaylarının belirlenmesindeki, bakın belirlenmesinden sonra AK Parti içerisindeki, çünkü yerel seçimler çok farklı. Evet. Bakın, AK Parti içerisindeki kırgınlıklar, küskünlükler, Truva atı gibi haricen alttan ve gizli çalışmalar. Özellikle yeniden aday gösterilmeyen hali hazırdaki mevcut belediye başkanları. Çok ciddi anlamda bunlar dikkate alındığı zaman Urfa daha değil böyle bir çatı adaylığı. HDP'nin adayı Sayın Samet Atabay iken 2009'da, bakın Sayın Samet Atabay HDP'nin adayıydı. AK Parti'nin adayı Mehmet Oymak hocamız idi. Evet. Urfa belediye başkan adayı. Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'yı da, Fakıbaba'da Urfa'da biliyorsunuz AK Parti'de belediye başkanı iken aday göstermemesiyle birlikte aday olduğu zaman HDP olmasına rağmen, bakın o seçimde Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba bağımsız olarak seçimi kazanabildi. Şimdi böyle bir rüzgar olur mu olmaz mı bilmem ama o çok renkli olacağını kesin. O zamanki konjektürle şimdiki konjektür çok da uyumlu olmadığı için. Hani değil. İnsanların birbirlerine bakış açıları, siyasi söylemler, hani kutuplaşma diyoruz ama ya. Ama AK Parti'nin gücü 2009'da evet. Çok ciddi oranda. Bakın evet. O zaman daha FETÖ diye bir olay yok. O yapı tamamen AK Parti'yle birlikte. AK Parti çok güçlü, ekonomi çok iyi. Bakın ekonomi çok iyi olmasına rağmen o dönemde Ahmet Eşref Fakıbaba bağımsız olarak Urfa'da, bakın tek tek saymayalım, Bozova ilçesinde
Hasan Arısoğlu hariç AK Parti'den, bütün ilçeleri AK Parti kaybetti. Bir tek Bozova ilçesinde AK Parti belediye başkanlığını kazandı. Urfa Merkez dahil. Abdülhakim Ayhan, evet. Saadet Partisi'nden, Akçakale'den belediye başkanı oldu. Faruk Pınarbaşı, Bilecik'te Saadet Partisi'nden, bakın, belediye başkanı oldu. Nihat Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Karaköprü'den bağımsız belediye başkanı oldu. Aslan Bayuk, Ali Aslan Bayuk, Hilvan'dan bağımsız belediye başkanı oldu. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman, bütün bu tabloyu, ben bugünkü tablonun o günkü tabloya benzer olduğunu, hatta ekonomik verileri de dikkate aldığımız zaman, bir, artı HDP'nin de bu çatıya destek verme ihtimalini ortaya koyduğumuz zaman, çatıyı yarışın çok ciddi ortağı görüyorum. Çok ciddi ortağı görüyorum. Kamu yoklamalarından bahsediliyor Urfa'da. Benim çok böyle bir anket verisi yok. Ama halkla birebir konuştuğumuz zaman gerçekten çatı, eğer böyle bir çatı çatırdamazsa, evet, başka sıkıntılar olmazsa, meclis üyelikleri çok önemli. Urfa'da bakın. Meclis üyelikleri. Büyükşehir ve ilçelerde oluşan meclis üyelikleri. Şimdi bunları da eğer, tabii her iki parti için söylüyorum, burada da çok ciddi anlamda bir denge gözetilir ise yarış çok renkli olacak. Yani Urfa böyle gider ise çok renkli, demokratik, inşallah öyle olur. Kazasız belasız tabii ki. Biz yarışa sahne olacak diye düşünüyorum. Evet. Bu anlamda Sayın Beyazgül'ün bugünkü haber bültenlerinde yer aldı. Küçük şehir, büyük şehir ayrımı yapmadan bu görevi sürdüreceğiz diye bir cümlesi var. Nihayetinde Şanlıurfa'da büyük şehir olduktan sonra böyle bir sıkıntı var. Vatandaş derdini kime, nasıl, ne şekilde anlatacağını bilmiyor. Bir sorunu var, büyükşehir aranıyor. Büyükşehir diyor ki bizim görevimiz dahilinde değil, ilçe belediyesine. İlçe belediyeyi arıyor. İlçe belediyesi diyor ki bizim görev sınırlarımız içerisinde değil, büyükşehire. Büyükşehir Şuski'ye, Şuski TEDAŞ'a, TEDAŞ TEİAŞ'a vesaire vesaire vesaire. Böylece o zincir devam ediyor. Bu söylemle birlikte şunu da kullandı. Şanlıurfa'nın her yerine dokunulmaya ihtiyacı var. Biz her yere dokunacağız. Bu anlamda Sayın Beyazgül'ün seçim çalışmalarını da nasıl buluyorsunuz, onu da değerlendirelim. Yani şunu şöyle, evet ki bunlar güzel söylemler. Bu çok doğru. Bir kere vatandaş ilçe belediyelerinin hala tamamen görev ve yetki sınırlarını gerçekten tam olarak bilmiyor. Bu çok normal. Ama koordinasyonu büyükşehir yapmalı. Bir kere bizim o eski klasik bürokratik sorunları aşmamız lazım. Akıllı belediyecilik denen bir sistem var. Sisteme girdiği anda, bakın, talep sisteme girdiği anda onun hemen ilgili belediye hemen gönderilmesi lazım ve çözümün çok çabuk gelmesi lazım. Bugün bu sistemi Beylikdüzü'nde kuran belediye başkanı, bugün İstanbul'un belediye başkan adayı, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yani çünkü niye başarılı olmuş, bakın. Akıllı belediyecilik. Artık çağımız iletişim çağı, teknoloji çağı. Tabii ki herkes belki bilişim manasında bu imkanlara veya bu bilgiye sahip olmayabilir. Ama gittiği yerde bu teknolojinin hazır olması lazım. Sorun sisteme girdiği anda, eğer büyük şehrin sorunuysa bu sorun anında çözüm merciğine iletilmeli ve çözüme başlanmalı. Olabildiği kadar hızlı. Eğer bu bir ilçenin sorunuysa yine bu ekrandan, bakın, öyle al git, ben değilim, bin dolmuşuna diğer belediye git diye gerek yok. Bu koordinasyonun büyük şehir tarafından sağlanması lazım. Hatta aynı koordinasyona bütün ilçe belediyeleri sahip olmalı. Örneğin diyelim ki dediğiniz gibi Şuski'nin sorununa, yani Şuski'nin görev ve yetkisinde olan bir konuda bir ilçe belediyesine müracaat varsa, hangi partiden olursa olsun, bir kere bu çok önemli. Büyükşehir bunu koordine etmeli, bir sistem kurmalı. Sistem ekrana girdiği anda, yani oradaki görevli tarafından ilk başta, girişte, her girişte mutlaka bence bir, hani hastanelerde var biliyorsunuz, danışma yeri gibi. Evet. Ama tamamen bilişim teknolojisine sahip ve sorunun anında ilgilere gönderileceği, yani anlayacağınız, vatandaş dilekçesini, talebini veya sözlü olarak dile getirdiği zaman eğer o sorun sisteme girmişse, hangi birimin görev ve yetkisinde ise onun anında görülmesi lazım. Bu kadar basit. Çok zor değil bunlar artık. Yani şimdi biz bunları 20 sene önce konuşsaydık belki. Evet. Yani çok abes gibi görülebilirdi. Evet. Ama çok basit. Hemen anında görünmeli, sisteme girmeli ve ivedilikle tabii ki çözülebilir nitelikte talepler, makul talepler ise, elbette değilse yapacak zaten bir şey yok. Ama bu hızın sağlanması lazım. Bu hızın. Ama şimdi vatandaş ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın. Vatandaş önce CİMER'e yazıyor maalesef.
evinin önündeki basit sorun dahi CİMER'e yazıyor. Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Evet. Oradan yazı geldiği anda harekete geçiliyor. Şey, acı olan bu. Evet. Yani bize bir iş yaptırmak için bizim üstümüzdekilerin bizi aramasına gerek olmamalı. Eğer o bizim görevimizdeyse ve o sorun bize iletilmişse o sorunun çözümü için başkasını aracı kurmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bu sistemi kurmak gerekiyor. İnsan odaklı. Bakın. Önce insan. Önce insan. Daha sonra kentsel estetik ve kentsel kapsama diyoruz. Ne demek? İşte o yüzden de diyoruz ki tamam, belediye başkanı olacak isim çok önemli yerel yönetimlerde ama ekibi daha önemli. Tabii. Ama siz bunu denetleyeceksiniz. Bakın. Bu şimdi diyelim ki ben tabii şahsi bir takım uygun olmayan itirazları ve şikayetleri çok dikkate almamak gerekiyor. Ama her talebi de önce bir incelemek gerekiyor. Şimdi birinde çalışan biri varsa, o çalışan şahsa ilgili ciddi alanda şikayetler varsa, orada biriken sorunlar varsa ve o sorunlar çözülmüyorsa elbette ki orayı gözden geçirmek gerekiyor. Evet. Çünkü bizim artık insanımızın artık bilinci de yüksek. Dediğim gibi internetle, işte bilişimle, televizyonla, basınla, sosyal medyayla bir şekilde ulaşabiliyor insanlar artık. O yüzden her talebi bizim ciddiye almamız lazım. Evet. Ve bir an önce çözüme kavuşturmamız lazım. Bir kere şu çok önemli bence. Bakın her alanda böyle ama özellikle belediyecilikte daha fazla böyle. Siz o sorunun ya çözümü için uğraşırsınız ya da ertelemek için. Çözüm için uğraşın. Yani ne var bunda? Ertelemeyelim ya da topu başka bir kuruma atmayalım. Evet, temel sorun bence bu. Sona yaklaştık. Son bir iki cümleyle söylemek istedikleriniz varsa. Kadar çabuk gitti ya. Bir saat daha konuşalım. Programı o şekilde kapatalım. Haftaya inşallah. Çok teşekkürler. Evet. Öncelikle ben şunu diyeyim. Yani bu yarış demokratik bir yarış. Hep söylüyorum, bir daha söylemek isterim. Makamlar, görevler, bakın, insanlar için ya bir payedir. Paye. Evet. Tamam. Ya da bir iş yapmak için bir fırsattır. Paye ise, böyle bir gurur malzemesi ise buna gerek yok. Zaten görevse gelip geçicidir. Hakkını vermek lazım. Zaten vatandaş hakkını vereni bir şekilde arıyor ve buluyor. Ve istiyor gerçekten. O yüzden aynası iştir kişinin. Demin siz dediniz ya hani canla başla veya vesaire. Fark etmez. Hepsi çok güzel sloganlar. Çok da hoş. Ancak aynası iştir kişinin. Lafa bakılmaz diyorum. Biz ne kişiye ne lafa bakacağız. Ama vatandaş artık o samimiyeti gözlerden anlayabiliyor değil mi? Tabii ki anlıyor ama bir de işe bakmak lazım. Evet. Tamam, şimdi hani sofistler eskiden Yunan'da çok güzel konuşarak insanları ikna etmişler. Hı hı. Belki biz de güzel konuşuyoruz, bilmiyorum. Ama iş önemli. Evet. Aynası iştir kişinin. Lafa bakmayalım. Ne yapılmış ve ne yapılacak. Yapılanı takdir edelim. Bakın, yapılmayanı, yapılması gerekeni yapmayanı da mutlaka tenkit edelim. Kimden olursa olsun, bizden ondan fark etmez. Peki, tekrar teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Haftaya yeniden sizleri bu stüdyomuza görmek istiyoruz İnşallah. Diyelim. İnşallah. Sevgili izleyenler, Yüz Yüze Siyaseten bu akşamlık da bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir başka programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşçakalın.